118. sayfa. Teknolojiyi kullanıyorum. Hazırlanalım. Bir teknolojik ürünü hangi durumlarda kullanmayı bırakıyorsunuz? Bu ürüne sonra ne oluyor? Fikirlerinizi söyleyiniz. Bir teknolojik ürünü eskidiğinde, kırıldığında, bozulduğunda, artık işlevini yitirdiğinde veya yenisini aldığımda kullanmayı bırakıyorum. Bu ürün kullanılabiliyorsa başkasına hediye ediyorum. Kullanılamayacak durumda ise geri dönüşüme gönderiyoruz. Teknolojik ürünlerin geri dönüşümü çok önemlidir. 119. sayfa, 11. etkinlik. Aşağıdaki genel ağ haberini okuyarak oyun bağımlılığının neden olabileceği sorunlar hakkında fikirlerinizi söyleyiniz. Genel ağ haberi. Bilgisayarda oyun bağımlılığı hastanede bitti. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan SCD yaz tatilinde günde 5-6 saat bilgisayarda oyun oynadı. Yaklaşık bir hafta sonra sol bacağında şişkinlik ve ağrı oluşan SCD bir gün sonra da bacağının üzerine basamamaya başladı. Önce topallayan, sonra da yürüyemez hale gelen SCD ailesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. SCD hastanede yapılan operasyon sonrasında sağlığına kavuştu. Uzun süre bilgisayar başında oturmanın verdiği zararlar. Boyunda kas zorlanması, gergin boyun sendromu, el bileğinde sinir sıkışması, karpal tünel sendromu, baş parmak ve el bileğinden tendon iltihaplanması, omuz ve dirsekte tendon iltihaplanması, el bileği ve elin, dirsekler, omuzlar ve boyunun kötü pozisyonda kullanımı, kötü pozisyonda oturma, vücudumuzda oluşabilecek sorunlardır. 12. etkinlik. Aşağıda verilen genel ağ haberini okuyunuz. Teknolojik ürünlerin doğaya haberdekinden başka ne şekilde zarar verebileceğini söyleyiniz. Genel ağ haberi. Atıklar Orman Olsun projesi Ankara'da başlıyor. Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği, öncülüğünde atık elektrikli ve elektronik eşyalardan elde edilebilecek gelirle ağaç dikilmesi hedeflenen Atıklar Orman Olsun projesi Ankara'da başlayacak. Elektronik atıkların günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Elday Başkanı, eski ürünlerin kullanımı enerji sarfiyatını artırırken atık halini almış, elektrikli ve elektronik eşyaların düzgün şekilde geri dönüştürülmesini, kurşun, cıva, brom ve krom gibi zehirli materyallerin salınımına, insan ve doğa sağlığına zarar vermesine sebep olur, dedi. Elektronik atıkların büyük bir çoğunluğu bromlu alev geciktirici, klorlu solventler, PVC, zararlı metaller, kurşun, cıva, berilyum, kadriyum gibi maddeler içerirler. Bu maddelerin atık olarak çevrede dağılması ciddi oranda kirliliğe neden olur ve doğal yaşam alanlarını bozar. Söyleyelim, konuya hazırlık kapsamında sınıf panosuna astığınız yazıları okuyunuz. Seçtiğiniz teknolojik ürünü kullanmayı öğrenme hikayenizde neler yaşamıştınız? Onu yanlış ya da gereğinden fazla zaman kullandığınızda konu içinde değinilen sorunları yaşadınız mı? Böyle sorunlar yaşayan insanlar tanıyor musunuz? Söyleyiniz. Teknoloji bağımlılığının etkileri: baş, boyun ve sırt ağrıları, karpal tünel sendromu, uykusuzluk, kilo artışı ve obezite, kişisel bakım ve hijyenin ihmal edilmesi, göz kuruluğu ve diğer görüş problemleri kalp damar hastalıklarına neden olabilir. 120. sayfa, 13. etkinlik. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz. Kullandığım teknolojik ürün. Bu ürünü kullanırken nelere dikkat ediyorum? Televizyon, görüntü ve ses kalitesine dikkat ediyorum. Bilgisayar, işlemci hızı ve ekran çözünürlüğüne dikkat ediyorum. Akıllı saat, batarya süresine ve işlevselliğine dikkat ediyorum. Kablosuz kulaklık, ses kalitesi ve batarya süresine dikkat ediyorum. 121. sayfa, söyleyelim. Bilinçli tüketicilerin teknolojik ürünlerin kullanımı konusunda bilgisi ve duyarlılığı nasıldır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Bilinçli tüketiciler ayıplı mal ve hizmeti kabul etmezler. Kampanyalı satışlarda dikkat ederler. Kapıdan alışveriş yapmazlar. Etiketsiz ürün almazlar. Garanti belgesini isterler. 122. sayfa, 14. etkinlik. Aşağıda garanti belgelerinden yararlanmak için gereken koşullara örnekler verilmiştir. Aralarında daha önceden bildiğiniz koşullar varsa onların yanına tik işareti koyunuz. Garanti koşullarının teknolojik ürünlerin doğru kullanımıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Ürün kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılmış olmalıdır. Ürünün içi yetkili olmayan biri tarafından açılmamış olmalıdır. Ürünün gerekli bakımları yaptırılmış olmalıdır. Ürün amacı dışında kullanılmamış olmalıdır. Ürün aşırı zorlanarak kullanılmamış olmalıdır. Ürün dikkatli taşınmış olmalıdır. Ürün sahibi dışında biri tarafından kullanılmamalıdır. Bu garanti kapsamında olan bir şey değil arkadaşlar.
Ürün zarar göreceği ortam ve şartlarda bırakılmamalıdır. Ürüne bilerek zarar verilmemelidir. Ürünün faturası ve garanti belgesi bulunmalıdır. Ürün özgün parçalarıyla kullanılmış olmalıdır. Ürün sadece kendi yapısına uygun farklı ürünlerle birlikte kullanılmalıdır. 123. sayfa 4. ünite değerlendirme A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altlarında verilen boşluklara yazınız. 1. Garanti belgesi ile kullanım kılavuzu aynı içeriğe sahiptir. Bu ifade yanlıştır. Garanti belgesi ürünün garanti koşullarına ilişkin bilgiler, kullanma kılavuzu ise ürünün nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler içerir. 2. Alexander Graham Bell telefonu icat eden mucittir. Bu ifade doğru olduğu için buraya D yazalım. 3. Ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması sonuçların raporlanmasıdır. Bu ifade de yanlıştır. Buraya Y yazalım. Ürün geliştirme sürecinin ilk aşaması problemin ya da ihtiyacın net olarak belirlenmesidir. 4. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler düşünce özgürlüğüyle yakından ilişkilidir. Bu ifade doğrudur. 5. Röntgen ve tomografi gibi cihazlar hastalıkların erken fark edilmesini sağlar. Bu ifade de doğrudur. B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız. 1. İnsanlığın ilk dönemlerinde yiyecek ve içecekler serin kalmaları için mağaralarda tutulmaktaydı. 2. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve ütü gibi teknolojik ürünler temizlik alanında kullanılmaktadır. 3. Bir ürün icat edildiğinde ürünün ileride karşılaşabileceği zarar önceden ödenen ücret karşılığında giderilir. 3. Bir ürün sigorta edildiğinde ürünün ileride karşılaşabileceği zarar önceden ödenen ücret karşılığında giderilir. C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız. 1. Pille çalışan teknolojik ürünlerin uzun ömürlü olması için alınması gereken önlemler nelerdir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız. Pillerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve tamamen boşalmadan şarj edilmesi ürünün uzun ömürlü olmasına yardımcı olabilir. Uzun süre kullanılmayacak cihazların içindeki piller çıkartılmalı, artı ve eksi uçları kuru bir bezle silinmeli ve kısa devre oluşturmayacak şekilde naylon bir torbada veya karton kutuda muhafaza edilmelidir. 2. Çevre dostu ulaşım araçları hangileridir? Araştırınız. Ulaştığınız sonuçları yazınız. Çevre dostu araçların en önemli özelliği karbondioksit gazı salınımlarını azaltmasıdır. Böylece çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz çevresel etkileri minimize etmesidir. Nitekim çevre dostu araçlarda yakıt olarak benzin ve dizel kullanılmaz. Çevre dostu araçlar elektrikli veya hibrit araçlardır. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi evlerde kullanılan teknolojik ürünlerden biridir? A şıkkı elektrik süpürgesi, B şıkkı pus cihazı, C şıkkı röntgen makinesi, D şıkkı ultrason cihazı. Evlerde kullanılan teknolojik ürün elektrik süpürgesidir. Doğru cevap A şıkkıdır. 2. Aşağıda ürün tasarlama süreci öncesindeki işlemler verilmiştir. İşlem döngüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı denemeler yapma, B şıkkı kaynakları araştırma, C şıkkı ürünü tanıtma, D şıkkı malzemeleri alma. İlk aşama problemi belirleme. İkinci aşama kaynakları araştırma olacak. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü araştırma benzer ürünleri inceleme. Dördüncü aşama ise planlama yapma. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan teknolojilerden biridir? A şıkkı etkileşimli tahta, B şıkkı stetoskop, C şıkkı radyo, D şıkkı ütü. Eğitimde kullanılan teknolojik alet etkileşimli tahtadır. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumlu sonuçlarından biridir? A şıkkı trafik tıkanıklığı artmıştır. Bu yanlış. Teknolojinin olumlu sonuçlarından birisi değildir. B şıkkı mesafeler kısalmıştır. Evet. Bu doğru cevap olacak. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı bazı canlıların nesli tükenmiştir. Bu da olumsuz sonuçlarından birisidir. D şıkkı bazı sağlık sorunları artmıştır. Bu da olumsuz sonuçlardan birisidir. 5. Eda sıcak yaz günlerinde giyinmek üzere klimalı kıyafetler tasarlamıştır. Bu kıyafetlerin içinde nanoteknoloji kullanılmıştır. Eda'nın bu tasarımına sıcak ülkelerden çok fazla talep olmuştur. Eda'nın bu tasarımı yapma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı boş vakitlerini değerlendirmek için, B şıkkı teknolojiyi sevdiği için, C şıkkı ihtiyaçlara önem verdiği için,
D şıkkı ünlü olmak istediği için. Doğru cevap C şıkkıdır. İhtiyaçlara önem verdiği için. 6. Teknolojinin insanlara ve çevreye pek çok zararı bulunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin insanlar arası iletişime verdiği zararlardandır? A şıkkı, ürünlerin radyasyon yayması. B şıkkı, sosyal ilişkileri etkilemesi. C şıkkı, taşıtların gürültüye yol açması. D şıkkı, atık ve çöplerin artması. İletişime verdiği zararlardan birisi sosyal ilişkiyi etkilemesidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. Sporcuların kullandığı akıllı teknolojilerin birincil kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı, nabız ve uyku düzeninin izlenmesi. B şıkkı, sosyal medyanın taranması. C şıkkı, fotoğrafların ve videoların düzenlenmesi. D şıkkı, e-postaların ve belgelerin yönetilmesi. Doğru cevap A şıkkı olacak. Nabız ve uyku düzeninin izlenmesi. 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk kişisel bilgisayarın birincil kullanım amacıdır? A şıkkı, genel ağa erişim sağlamak. B şıkkı, video oyunları oynamak. C şıkkı, hesap tabloları ve belgeler oluşturmak. D şıkkı, fotoğraf ve video çekmek. Doğru cevap C şıkkıdır. Hesap tabloları ve belgeler oluşturmak. Bir ürün geliştirilirken karşılaşılan sorunu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A şıkkı vazgeçilerek yeni bir ürünün geliştirilmesine başlanır. Bu değildir. B şıkkı ürün sorun yokmuş gibi tanıtılır. Bu da değildir. C şıkkı üründeki sorunun kendi kendine çözülmesi beklenir. Bu da değildir. D şıkkı yakın çevredeki bilgili ve deneyimli bireylerden yardım istenir. Evet. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi çevre dostu bir şekilde kullanmanın bir yoludur? A şıkkı, elektronik cihazları kısa bir süre sonra çöpe atmak. Bu yanlış bir davranış. B şıkkı, eski elektronik cihazları çöpe atmak yerine geri dönüştürmek. Evet, doğru davranış budur. Doğru cevap B şıkkı. C şıkkı, dijital kopya yerine kağıt kullanmayı tercih etmek. Bu da doğru bir davranış değildir. D şıkkı, elektronik cihazları gece gündüz açık bırakmak. Bu da doğru bir davranış değildir. Evet. Aşağıdaki bulmacada verilen kavramları bularak işaretleyiniz. Ardından bu kavramlarla ilgili öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Kullanma kılavuzu burada ters bir şekilde yazılmış. Sağdan sola doğru. Teknoloji burada bakın. Şu şekilde. İletişim burada. Ulaşım en altta. Mucit burada. Sigorta ise burada. Bulmacada keşfettiğimiz kelime ise burada. Kütüphanedir. Buradaki boşluğa kütüphane yazalım. Bu şekilde bulmacayı da bitirmiş olduk.